Bizler 500 yıl önce kulaklarımıza okunan bir ilahinin sözleriyle gözlerimizi dünyaya açtık. Saraybosna, dervişlerin bir sema eder gibi aşkla dokuduğu bir şehirmiş. Saraybosna'dan Bursa'ya uzanan bir halk hikayesine göre Fatih Sultan Mehmet Saraybosna'yı fethettikten sonra beyaz tabiyadan ovaya bakarken yeşiline ve havasına aşık olmuş. Sonra yanındakilere dönerek buraya bir daha Bursa'yı kurun demiş. İsmim Anisa Begoviç, 1992 yılında kuşatma sırasında dünyaya gelmişim. Lise yıllarında okul gezisiyle ilk defa Bursa'ya gelince, Bosna'ya ne kadar benzettiğini görünce, Saraybosna'nın aslında nerede doğduğunu öğrendim. Şimdi ise Yunus Emre Enstitüsü ve YTB'nin düzenlemiş olduğu yaz okulu programıyla tekrar Bursa'ya geldim. Burada geçirdiğimiz her gün hepimiz için bir rüya gibi. Bursa'nın sokaklarında gezerken sanki zamanda yolculuk yapıyormuşuz gibi hissediyoruz. Burada arkadaşlarla beraber kursa giderek hem Türkçemizi geliştiriyoruz hem de Bursa'yı bol bol gezerek ortak kültürü öğreniyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum. Burası gerçekten benim şehrimdir. Burada Aydın'da bayram namazına gitmiştim. Faslı geleneksel kıyafetlerimle. Yurda geri dönerken yolda arkadan Arap lan bu diyen bir ses duydum. Ben de döndüm. Türkçe bildiğimi öğrendiler. Türkçe de biliyor lan bu dedi. Evet dedim. Evet gerçekten Türkçe biliyorum. Çok da adam şok oldu ama yine de güldüler. Ben yoluma devam ettim. Benim adım Enes Mahfud. 20 yaşındayım. Bu sene ekonomi bölümünden lisans mezunu oldum. Ülkemde öğrencilik yıllarımda gezi rehberliği yapıyordum. Gezdirdiğim kafilelerden birinde çok ilginç bir adamla karşılaştım. Adam nereyi göstersem, neyi anlatsam bizde daha eskisi var diyordu. Fransa'dan gelen bir gruptu. Adamı ilk fırsatta kenara çekip sordum. Monsieur, nerelisiniz? Diye sordum. Türkiye Ermenisiymiş. Adam yolculuk boyunca hep bana Türkiye'yi anlatıp duruyor. Antik çağ tarihinin aslında Anadolu tarihi olduğunu öğrendim. Buradaki kültür coğrafyasının Anadolu'yla olan ilişkisini öğrenince araştırmalarım daha da arttı. Türkiye hikayeme gelince benimkisi bir aşk hikayesi. YTB'nin ve Yunus Emre Enstitüsü'nün yaz okulu programı sayesinde burada harika günler geçirdim. Thank you.
kadar çok yemenin bir gün başıma iş açacağını biliyordum. Yemeğin en tatlı yerinde hastaneye kaldırdım. Ama orada da tabii ki boş durmadım. Yani serum yemeye devam ettim. Benim adım Martin Seke. 24 yaşındayım. Macaristan'dan geliyorum ve Türkoloji mezunluyum. Yemek yemeyi ve seyahat etmeyi çok seviyorum. Bu yüzden Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. 2 yıl önce Türkiye'nin batısını otostopla gezmiştim. O zaman genellikle kamyoncularla seyahat ettim. Ve kamyoncuların mola verdikleri yerlerinin lezzetlerine hayran kalmıştım. Gaziantep'te Türkiye'nin ne kadar eşsiz bir yer olduğunu bir kez daha anladım. Antep, tarihi, sıcakkanlı insanları ve inanılmaz yemek kültürüyle beni mest etti. Burada geçirdiğim günler boyunca her fırsatta tarih keşfine çıktım ve sıra dışı lezzetlerin peşine düştüm. Ömrüm boyunca burada yediğim yemekleri ve geçirdiğim günleri unutmayacağım. Buradayken tam bir çay tiryakisi oldum. Günde yani yaklaşık 10 tane gibi çay içiyorum. Bir de bakın büyük bıraktım. O yüzden ben şimdi %60 gibi Türk oldum. Burada bulunduğum zaman da arkadaşlarla beraber çok eğlenceli bir şekilde Türkçemizi geliştirdik. Benim adım Dovile Şamıtıytıydı. Litvanya'dan geldim. 2008 yılında Eurovision şarkı yarışması vardı. O yarışmada Mervetes'ini dinledim. Onun şarkı dinlerken çok heyecanlıydım. İlk defa Türkçe duyuyordum. Merhaba, benim adım Erun Zulnyumdava. Ben Moğolistan'dan geldim. 1994'te Moğolistan'ın başkenti olarak Ulaanbaatar'da doğdum. Hala orada yaşıyorum. İnternete girdim, Türkçe şarkılar buldum ve birçoğu hoşuma gitti. Ondan sonra sürekli Türkçe şarkı dinliyordum ve Türk kültürünü çok merak etmeye başladım. Sonrasında bu kültürü tanımak için Türkçe öğrenmeye karar verdim. Türkoloji okumaya başladım. Ülkemde göçebilirlik çok yaygın olmasa da hala var. Benim için gelişen dünyada yeni bir göç yolu Moğolistan ve Türkiye arası. Türkolojiyi seçme sebebim aslında babam. Türkçe öğrenmenin gelişen dünyanın benim için avantajlı olduğunu anlattı. Daha sonra düşüncelerim ve hayallerim buyurdu. Çünkü ülkemde Türk eserleri çok fazla ve ortak bir kültürden gelmekteyiz. Sonrasında Yunus Emre ve YTB'nin programını duydum. Fırsat ayağıma gelmişti. Sevdiğim bu kültürün içinde olma şansını yakalamıştım. Yüksek lisansımı Türkiye'de yapmak istiyorum ve gelecekte bir diplomatik olmak istiyorum. Burada insanlar çok sıcakkanlı ve misafirperverler. Doğal zenginlikler inanılmaz boyutta. Mesela bağlama güzel bir müzik enstrümantal, geleneksel, onu öğrenmek istiyorum. Sosyalleşmek çok kolay, iletişim etmek çok kolay. Bu yüzden
Türkçe pratik yapabiliyorum. Bu arada çok güzel kelimeler kullanmayı öğrendim. Mesela çok güzel deyimler. İnşallah, maşallah, Allah iyilik versin gibi şeyleri. Ben böyle konuşurken insanlar beni zaten sen artık Müslüm oldun diye de söylüyorlar. Çok güzel. Şu an ben YTB ve Yunus Emre Enstitüsü'nü teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz burada sadece ben değil, benim 25 arkadaşlarım var. Onlarla birlikte 1,5 aydır burada Nevşehir'de hem Türkçe öğreniyoruz hem de Türkiye'yi geziyoruz. Çok güzel bir yerleri görüyoruz. Türkiye'nin çok güzel kültürü yakından tanıyoruz. Bizim için güzel bir şanstır. Biz şimdi kendilerimizi dünyanın en şanslı insanlar gibi hissediyoruz.